Evet başkanım. Değerli basın mensupları, çok değerli pazar halkı ve sevgili kulübüm Pazar Spor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kulübümüzün 50. yılında başkan vekili sıfatıyla Pazar Spor Kulübü'ne ve Pazar şehrine bir hemşehrimiz olarak hizmet etmiş olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Kulübe emek ve hayat veren sporcusundan idarecisine, tüm ekiple birlikte çalışmaktan ve bu çorbada tuzumun olmasından büyük bir onur duyduğumu öncelikle belirtmek istiyorum. Pazar Spor bildiğiniz gibi 3. ligde mücadelesini sürdürüyor. Hedefimiz elbette ki takımımızı bir üst lige taşımak olacaktır. Takımımızın bir üst lige çıkabilmesi için teknik altyapısının güçlendirilmesi noktasında bir pazarlı, pazar sevdalısı olarak elimi taşın altına koymaya karar verdim. Kulübümüzün en bilinen faaliyet alanı futbol olmakla birlikte handbol, basketbol, dağcılık, voleybol, masa tenisi, tekvando, atletizm ve buna benzer birçok dalda faaliyetler göstermiş ve birçoğunda da faaliyetlerini devam etmekle birlikte bu farklı alanlara gönül veren gençlerimizin de teşvik edileceği ortamı yaratmak, bu dalları da desteklemek için sizlerin desteğini istemeye geldim. Bildiğiniz gibi mevcut görevime bir yıl daha devam edebilecekken 13 Temmuz'da yapılacak olan olağanüstü genel kurulumuzun huzurunda oluşturacağımız yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte başkan adayı olarak çıkarak Pazar Spor sevdalılarının güven oyunu olmak seçildiğimiz takdirde genel kurulumuzca yetkilendirilmenin verdiği özgüvenle yönetimimizce sunulacak hizmet kalitesinin yanı sıra tüm altyapı dallarımızda yeni ve heyecan ve sahiplenmenin yaratılmasına katkıda bulunacağına, Pazar Spor'u bir üst düzey lige çıkarmak için gereken el ve gönül birliğini, dayanışma ruhunu yakalayacağımıza inanıyorum. Futbol dayanışmadır aslında. Tek kişinin değil, tüm takımın aynı ortak hedef için oyuncusu ve taraftarı ile bir olup kenetlenmesidir. Pazar Spor'u futbol oynar gibi dayanışarak ortak hedefimiz olan bir üst lige çıkarma kararlılığıyla kenetlenerek yönetmeye, yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte talibiz. Bu kenetlenmeyi sporcusundan teknik adamına, idarecisinden taraftarına kadar ahenk içinde şefle çalışmayı teşvik ederek sağlamaya başlıyoruz. Ben futbolu sadece popüler bir spor olarak tanımlamıyorum. Futbol sadece bir spor dalı değil, aynı zamanda hem oyunculuk hem taraftarlık yoluyla yaratacağı aidiyet duygusuyla sosyolojik anlamı son derece güçlü bir toplumsal olaydır. Bir yere, örneğin Pazar ilçesine ait olmak, kentine sahip çıkmaktır futbol. Ya da sadece bir yeri değil, bir takımın taraftarı olarak tüm taraftarlar ile bütünleşmek, aynı grupta yer alıp, aynı heyecanı, aynı sevinci ya da hüznü paylaşma yoluyla, toplumsal birlik ve beraberlik yoluyla bir topluluğa ait olma duygusunu da destekler. Bu noktada Pazar Spor Kulübü'nü çok önemsiyorum. Ben Rizeli, hele pazarlı olmanın, bu kenti yaşama ve yaşatmanın yollarından biri olarak görüyorum. Spor kulübümüz. Bence pazarlı olmak demek, şehrimize her yönüyle sahip çıkmak demek. Kulübümüze sahip çıkmak, kentimize, kentimizin değerlerine, gençlerine sahip çıkmak demek. Pazar Spor'u ben sadece top peşinde koşulan turnuva ve maçlar değil, aynı zamanda kentini yaşayan ve yaşatan bir etkinlik alanı olarak ve kentte olma deneyimi olarak da algılıyorum. Kentimize, bizler kentliler olarak tıpkı bir futbol takımının oyuncusu ya da taraftarı gibi yürekten bir sevgiyle tüm gücümüzle sahip çıkmak için ekibim ile birlikte başkanlığa adayım. Futbol bir takım sporu olarak da son derece önemli, toplumsal açıdan da öğreticidir. 11 kişinin iş bölümü yapıp senkronize bir biçimde aynı hedefe doğru, ortaklaşa bir biçimde belirlenmiş bir strateji çerçevesinde oluşturulmuş taktikler ve çözümlemelerle hareket etmeleridir.
Bence futbolun bu özelliğini hayatın her alanına da yayarak kullanmalıyız. Örneğin kentimiz ve çevremizin korunması ve güzelleştirilmesi noktasında ders almamız gereken bir yaklaşım. Hedeflerimizi ortaklaşılan bir alan çerçevesinde birleştirip bu hedeflere ulaşmak için ortak bir heyecan ve istekle belirleyeceğimiz stratejiler ve benzer olaylar için yapılmış çözüm önerileri, taktiklerini kullanarak çabalarsak üstesinden gelemeyeceğimiz sorunun kalmayacağına kesinlikle inanıyorum. Kuşkusuz bu ortak heyecan ve isteğin yaratılmasında en önemli unsur da gene futbol taraftarlığında yaşanan aidiyet duygusunun kentimiz ve çevremiz için oluşturulmasına el birliğiyle katkı verilmesiyle mümkün olacaktır. Pazar spor için biz elimizi taşın altına koyduk. Çünkü kulübümüzün en bilinen faaliyeti olan futbolun sadece futbol olmadığını bilincindeyiz. Futbol maçları yapıldığı yerde sadece kendi taraftarını değil, karşı takımın da taraftarlarını getiriyor. Bu da hem yörenin tanıdığının artması hem de gelenler sayesinde turizm faaliyetlerinin başlamasının yanı sıra yöreye ekonomik açıdan da canlılık kazandırılması demek. Kulüp etkinliklerini elbette bu yönüyle de değerlendirmek için çok önemli bir bakış açısıyla hizmetlerimizi sadece kulüp olarak değil, tüm pazarlar ve rezil olarak pazar sporu ileriye taşımak için 13 Temmuz'da yapılacak olan olağanüstü genel kurulumuzun huzuruna yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte başkan odaya olarak çıkmaya karar verdik. Başkan vekili olarak görev yaptığım süre boyunca başta Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak, Pazar Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Yangın ve geçmiş dönem bütün başkanlarım ve bütün yönetim kurulu arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı ve gelecek dönem için de aynı desteklerini bana da sunacaklarını ve bu yeni yönetime de sunacaklarını ve yanımızda olacaklarını, inancımı belirterek hepinize saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, Pazar Spor, pazarın takımı ve pazarın tanıtımı için, sosyo-kültürel yapısının gelişmesi için çok önemli bir ilçe ve gençlerin madde bağımlılığı gibi güzel alışkanlıklara eğilmesine yol veren bir kulüp. Amacımız bu yıl iyi transferler yapmak ve takımı, yani şampiyonluk demeyeyim, çok iddialı olur ama ben yine de söyleyeceğim. Evet, bu yıl şampiyon yapmak. Yani bütün amacımız, hedefimiz bu. İyi transferlerle desteklemek, iyi bütçe oluşturmak. Ve böyle bir iyi bütçeyi de oluşturduk. Yönetim kurulu arkadaşlarımız, yeni katılanlar var, eskiler var. Çok heyecanlılar, arzular ve istekliler. Küs olan taraftarla kulübü barıştırmak, taraftarı sahaya çekebilmek, bu iki projelerimizden bir tanesi. Ama her şeyden önce Pazar Spor'daki bu dağınıklığı, bu küslüğü, kırgınlığı ortadan kaldırmak istiyoruz. Pazar Spor'u başarılı bir sezon geçirtecek her türlü teknik altyapı ve çalışmalar içindeyiz. Hocamız Ramazan Bey, başkan vekili olarak bunu söylüyorum. Şu an bütün transfer çalışmalarını başlattı. Futbol komitesinden sorumlu başkan yardımcımız Recep Bey çalışmaları devam ediyor. Bizim sponsorlukla ilgili yapmış olduğumuz çok güzel, çok anlamlı, çok güzel destekler var. Bu yola çıktık ve bu yolda kulübü bir üst lige taşıyacak ekonomik anlamda güçlü bir ekiple ve pazar halkını sahaya çekecek iyi transferlerle, ama tabii ki bütün bunların sonunda da başarıyı yakalamak için böyle iyi organizasyonlar yaparak bu yıl inşallah Pazar Spor'u pazarların hak ettiği bir noktaya taşımış olacağız. Buna benim inancım tam. Geçen yıl burada yönetim kuruluna aday olduğum zaman aynı iddiamı ortaya koymuştum. Bizim hedefimiz bir üst lige çıkmak, oradan da birinci lige çıkmak.
demiştim. Eğer bir insanın bir hedefi yoksa, başarma azmi yoksa, bir amacınız yoksa, hedefiniz yoksa ortada gezinirsiniz. Ben böyle bir insan değilim. Ben başarmak istiyorum ekibimle birlikte. Pazarlılar için başarmak istiyorum. Pazar sporu bir üstlüğe taşımak istiyorum. Tabii ki yolda kazalar olabilir. Hani belki umduğumuz gibi olmayabilir ama biz olması için en azından pazarlıların gönlünde bunu başarabileceğimizi göstermek istiyoruz. Ve buna inancımız da tam. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Pazarımız var. Pazarımız var. Sayın Başkan, pazar genelde yani bu bir laftır. Pazar, spor pazardan idare edilir falan filan diye bir laflar dolaşıyor. Hani sizin zaten yönetim kadronuz belli. Bu kadroya yönetim pazardan katabileceğiniz kişiler var mı? Zaten şu anda bir sene normal olarak evet. Devam edecektiniz ama evet. Tabii ki olağanüstü kongreye gittiniz. Pazardan katkı yapacak herhangi bir oluşumlar var mı? Şimdi bandı. Şöyle, evet, bir yıl biz başkanımızın yani başkan vekili sıfatıyla bunu devam ettirebilecektik. Ben başkan vekili olarak bunu devam edebilecekken bir bunun uygun olmayacağına inananlardan bir tanesiyim. Demokratik şekilde bir seçim olmalı. Dolayısıyla da bir güven oyu tazelemeliyiz. Yani pazar delegasyonu, pazar halkı bize bir güven vermeli, güven oyu vermeli. Pazardan elbette ki yönetim kurulunda pazarda yaşayan aktif iş insanlarımız var, olacaklar. Ama biz de pazarlıyız. Yani hani biz pazar pazardan yönetilmeli, doğru. Ama biz de pazarlıyız. Yani hani biz başka bir kentin, ilçenin çocuğu değiliz ki. Biz de pazar için hizmet ediyoruz. Hepimiz elinin altına taşı sokuyoruz. Elimizi taşın altına sokuyoruz. Dolayısıyla da karma bir yönetim olacaktır. Pazarlı pazarda yaşayan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte pazarda olmayıp da ama pazarlı olan pazar dışındaki iş dünyasından insanlar da bu yönetim kurulunda olacak. Biz başarmak zorundayız pazar için. Bunun için pazarlı ya da pazarda yaşayan, pazarda yaşamayan ayrımını yaparsak pazar spora çok fazla bir katkı sunmamış oluruz. Bu bir gönül işi. Buradan hiçbirimizin bir beklentisi, bir çıkarı, bir şeyi yok. Ben iş insanıyım. İş insanı olarak geldim, elimi taşın altına soktum. Dolayısıyla vaktimi ayırıyorum, ayıracağım. Başarmak istiyorum, pazar için başarmak istiyorum. O yüzden de hani pazardan da elbette ki yönetim kurulunda arkadaşlarımız var. Bir soru daha var. Yönetim neden istifa etmedi diyorlar. Madem olağanüstü kongreye gitti, neden istifa etmedi? Sorulan sorular arasında cevap olmaz. Tabii. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki. Ya hayat devam ediyor. Çalışanlar var ve o insanların maaşlarının ödenmesi gerekiyor. İşte geçmiş dönemden gelen ya da bizim dönemimizden devam eden ödemeler var. Yani bir şekilde pazar sporu yönetilmesi gerekiyor. Dolayısıyla da istifa etme işinin altında çok farklı bir şey düşünmemek lazım. Rutin işleri devam edebilmek için istifa edilmedi. Sadece olay mı? Çok teşekkür ederim Başkan. Başarılar dileriz. Tekrar çektiğiniz. Tabii. Çekici.